Kaan hoş geldiniz. Şu deterjanları kullanıyorum. Temizliyorum aspiratörü. Şu sarı gücü de denedim. Hepsinden. Temizliyorum. Tertemiz oluyor. Ancak bakıyorum şuraya bir damlama. Yağ damlıyor. Temizliyorum. Tertemiz yaptığımı düşünüyorum. Yağ damlıyor. İçine de bir el gezdiriyorum. Şu an oralar biraz sarardı içi. İçini her zaman temizleyemiyorum ama dışarıdan öyle yağ damlayacak kadar da kirli bırakmıyorum. Ancak bir şey dikkatimi çekti. Şu ışık çok ışık verdiği için şöyle kapatayım. Şuranın arkasına bir dokundum ki olduğu gibi yağ tabakası oluşmuş. Bu elimi tam götüremediğim için şurada. Oradan da şu kesik ekli olan yerden yağ damlıyor. Bıktım. Bir kontrol edeyim dedim. Bir bakayım burada yağ tabakası oluştu. Ben bunu sökeceğim buradan. Çıkarabilirsem o şekilde temizleyeceğim. Buradayken mümkün değil temizlemek. Şurada vida var. Onu söküyorum. Tam olarak bilmeden yapıyorum şimdi. Vida olduğuna göre burası söküleceğini düşünüyorum. Yoksa temizlemek mümkün değil. Başka yerde vidası var mı bilmiyorum. Şunu çıkarıyorum vida düşmesin diye. Şu tarafta da var. Lambayı da söküp temizlemedim. Şimdi yukarıdan da sökülüyor aslında ama çok fazla sökmüyorum. Şu da çok yağlandı zaten. Oradan belli. Dışarıdan temizlemeyle olmuyor. Dediğim gibi sökebilirsem sökerek yapacağım. Vidayı düşürmeyeyim. Şimdi bir deneme yapayım böyle. Arkada da vida var mı? Evet, bir ihtimal var ya da çekmeli olması lazım. Ben şimdi durdurmam gerekiyor ya da deneyim böyle. Bir çekeyim hele. Çok yağ kaplamış. Evet, çekince oluyor. Başka bir evet. Şimdi görünüp görünmediğinden emin değilim. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yağ tabakası oluştu. Bunu bir güzel yıkayacağım. Yoksa böyle silmeyle olmuyor. Şurayı da daha kolay temizleyebileceğim. Şöyle şey yakınca görünmüyor. Evet, lambayı da söküp temizleyeceğim. Daha sonra gösteririm. Lambayı söktüm. Şimdi lambaya şu cif köpüğü sıkıyorum. Bir tarafı üst tarafta çok fazla. Öncelikle şu serfakla önce kabasını alayım. Biraz burada kaldı. Evet, buradan çıkmadı.
Şimdi tekrar sıkayım. Ve süngerle deneyeceğim. Olmazsa telle de yapacağım artık. Bunu çıkartmak zorundayım. Tanesi çıkmadı. Ama bu güzel çıktı. Diğerini sıkacağım şimdi. Temizledim. Biraz kurusun diye bırakıyorum. Şuraları zaten ıslatmadım. Islatmadım, her tarafı kuruttum, yine bekletiyorum. Şunu da yıkadım, o kadar kötüydü ki kullandığım süngeri attım, bir daha kullanamayacak hale geldik. Şuralar temizlenmedi, araları, orayı da sökeceğim ki iyice yıkayım. Şu olduğu gibi bulaşık makinesine atmadım. Çünkü zarar görebilir diye, bu boyaların ne kadar sağlam olduğunu bilmiyorum. Yıkamaya elverişli yapmamış olabilirler diye. Yoksa Arçelik marka. Arçelik marka oldukça memnunum aslında. Boyayı ona göre yapılıyor tabii, makinede yıkanacak gibi. Şu tarafta dişlisi şeyi var, onu çekiyoruz bu kırılmasın. Gördüğünüz gibi şunu dikkatli çekmezsek şurayı kırabiliriz. Bunu iyice yıkayacağım. Şuraları da iyice temizleyemediğim için, şu arka tarafları ne kadar temizlense kızağı var. Şunu da sökmek istiyorum. İlk kez sökeceğim, bilmiyorum. Şuralarda da gördüğünüz gibi yağlar oluştu. Daha kolay, daha rahat temizleyebilmek için şunu sökeceğim. Onu sökmek için şuradaki vidaları çıkarmam gerekiyor. İki tane vida var. Onları sökeceğim. Uzun tornavidayı kullandım. Dolap engelliyor. Bu şekilde söküyoruz. Ve şimdi bunu çekeceğim. Şuralarda çıkıyor. Arkadaki meteşesiyle beraber çıkıyor. Ve temizleyeceğim bunu da. Şuraları daha rahat temizlerim. Hem engel olmayınca şu arka taraflara da temizleyebileceğim. Şu kirli yerlere ve her yere sıkıyorum bu şekilde. Şimdi deneyeceğiz. Bakalım. Sarı güç dedikleri gibi, gerçek sarı güç mü? Şu motorun tam içine gelecek şekilde değil ama şu kısımlarına da sıkıyorum. Elektrikli aksama gelmeyecek şekilde. Bakalım ne kadar güzel temizleyecek. Şu kısımları telle şeyle temizledim ama tam çıkmadı. Şunu da sökmem gerekecek. Şu arayı zor alıyorum. O yüzden orayı da sökeceğim. Bayağı parçaları sökmek zorunda kalıyorum. Şuraları böyle telle de almak istesem çıkmıyor. O yüzden orayı da sökeyim. Şu arka tarafında vida var, onu sökeceğim.
Şu vidaları söktüğüm zaman tamamdır. Biraz dikkat etmeniz gereken şey, bütün vidalar aynı ama sanırım aynı olmama ihtimaline karşı ben ne hangi vidayı nereden söktümse onu ayrı ayrı koyuyorum. Şuraya bırakıyorum. Diğerini de sökeceğim. Evet, söktüğümüz lambayı yerine takıyoruz. Kuruttum orayı. Şimdi buralardaki yağlar tam olarak gitmedi. Gördüğünüz gibi buralar. Onu çifte çıkaracağım. Evet, çifte çıkıyor. Şu kısımları alamadım iyicene. Buraları da yine çiftle. Gördüğünüz gibi orayı şöyle tornavida veya başka bir şeyin yardımıyla da alabiliriz. Böylelikle gidiyor. Temizliyorum orayı. Evet, şimdi söktüklerimizi monte edelim. Şuraya takıyoruz. Vidasını takıyoruz. Bu taraftaki de aynı. Şu vidayı yerleştirip sıkacağız. Şu taraftan oturduğuna emin olduksa mesele kalmıyor. Şu yukarıdan damlayanlar tabi ocağımı mahvetti ama orayı da artık sonradan temizlerim. Şunu hallettik. Bunu yerleştirmek biraz hiç tecrübem yok. Söktüm. Takacağım. Şurada aynı yerden takacağım da vida yerleri biraz şöyle. Şu şekilde. Şöyle yerleştirdik. Böyleyken vidalanırsa problem kalmayacak. Tam kapattığım gibi. Şimdi deneyeceğim. Vida yeri tutarsa problem kalmayacak. Ama vida yerine ulaşmam sorun olabilir. Eğer o vida yerini ayarlamak şurası böyle geldiğinde tam kapattıktan sonra vida yeri tam yerinde olduğuna emin olacağız. Ondan sonra vidasını takacağız. Şimdi de şunu takalım. Nasıl çıkardıksa o şekilde takmamız lazım. Bunu aşağıya doğru çekerek çıkarmıştım. Şöyle. Şurada önce dip kısmını koydum. Tam yerine geldi. Ondan sonra şimdi buradaki söktüğüm aynı yerdeki vidasını takacağım. Zaten tam aynı yere geldi. Sorun yok. Evet, taktık.
vidasını da taktık şurada. Şimdi bunlar zaten tertemiz oldu. Şunu 15 günde bir, tabi ne kadar fazla kullanıyorsanız veya kızartmaları ne kadar yapıyorsanız bunu makineye atıp yıkıyoruz. Fazla çıkmıyorsa buna da yağ çöz dökerek, kaynar su atarak temizliyoruz bu süzgeç şeyleri, filtrelerini. Makineye de koyarsak, erken koyarsak hiçbir sorun olmuyor. Zaten bozulmamış oluyor. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Ben temizlik videoları pek çekmiyorum. Ama böyle önemli, bilinmesi gereken şeyler olsun diye çekiyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.